Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün toplantımızda mafya, siyaset, ticaret ekseninde derinleşen devlet krizini, milletimizi ezen ekonomik krizi, salgında yeterli destek alamayan toplum kesimlerinin sorunlarını, ağırlaşan toplumsal buhranı ve bu buhrandan çıkışın yollarını ele aldık. Değerli basın mensupları, demokrasilerde yetki beraberinde sorumluluk da getirir. Milletin verdiği yetkiyi kullananlar yaptıklarının ya da yapmadıklarının hesabını millete verir. Ülkemizde Erdoğan şahsı hükümetinin yetkisi çok ama sorumluluğu hiç yok. Ülkemizi yetkileri sımsıkı kucaklayan, sorumluluğu kabul etmeyen bir anlayış yönetiyor. Böyle olunca yandaşa ihale dağıtmayı, kendilerine saraylar yapmayı, itibardan tasarruf etmemeyi, saray beslemelerine üçer beşer maaş bağlamayı, ülkenin dağını, taşını, derelerini, denizlerini talan etmeyi, beytül mali ganimet sayıp yağmalamayı, atadan dededen kalan mirası satıp yemeyi, ülkenin geleceğine geçilmeyen köprü ve yollarla ipotek koymayı, milletten acımasızca vergi toplamayı ve koskoca ülkeyi gırtlağına kadar borca batırmayı devleti yönetmek sayıyorlar. Hükümetler millete hizmet için vardır. Ama Erdoğan şahsım hükümeti milleti kendilerine hizmetkar olarak görüyor. Bu çarpık anlayışın elinde hepimiz bir avuç saray sosyetesinin mutluluğu için çalışır hale geliyoruz. Tüm nimetler bu mutlu azınlığa külfet ise tüm millete bu sorumsuzların elinde ülkemizi müsilaj götürüyor. Marmara Denizi ölüyor. İşsizlerimizin sayısı 10 milyonu geçmiş. Pahalılık milleti perişan etmiş. Milletin 128 milyar doları buharlaştırılmış. Sadece ülkemiz değil insanımız da borca batmış. Milletin büyük bir kısmının geliri her gün erirken saray duran uçan kaçan saraylarında gününü gün ediyor. Bir avuç saray sosyetesi sosyetesinin durumu son derece iyi ama millet açım diye bağırıyor. Erdoğan ise açları siz doyurun diyerek sorumluluğu muhalefete yıkıyor. Son 19 yılda milletten 2 trilyon 311 milyar dolar vergiyi soruyoruz kim topladı? Dışarıdan 109 milyar dolar, yurt içinden 63 milyar dolar borcu kim aldı? Millete ait 62 milyar dolarlık malı mülkü kim sattı? hasılı 2 trilyon 544 milyar dolarlık kaynağı bu ülkede kim kullandı? Bu paraları Erdoğan ve Erdoğan'ın başında olduğu hükümetler harcadı. E nereye gitti bu paralar? Bugün milletimiz sıkıntılardan bunalmış. Bu ülkeyi kim yönetiyor? Hükümet yok mu? diye feryat ediyor. Türkiye Cumhuriyeti büyük önderimiz Atatürk'ün ifadesiyle bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Aslında Yeni kurulan devleti en iyi tarifi devletin en iyi tarifi de budur. Devleti 19 yıldır yöneten bugün çıkıp muhalefete aç dolaşanları buyurun siz doyurun diyorsa milletin dertlerine çare olma sorumluluğunu üstlenmiyorsa o zaman beyefendi sıcak koltuğundan da kalkacak. O koltuğu görevi yerine getirecek olan bizlere bırakacak. Hatası çok olanın hayası da az olurmuş. Erdoğan şahsım hükümetinin hataları bir değil, yüz değil, bin değil. Artık yapılması gereken bellidir. Sandığı bir an önce milletin önüne getirin. Milletimiz emanetini bu kifayetsiz yönetimden almaya hazır. Biz de göreve hazırız. Bu topraklarda hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için çarelerimiz, politikalarımız hazır. Aile destekleri sigortamız hazır. Tekrarlıyoruz. Getirin sandığı kapansın haram kapıları. CHP iktidarında kardeşçe kurulacak Halil İbrahim sofrasında tüm milletimize yer var. Değerli basın mensupları. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Erdoğan'ın atanmış yardımcısı da 25 yıl İstanbul'u kimin yönettiğini unutmuş. 19 yıldır Erdoğan şahsı hükümetlerinin Türkiye'yi yönettiğini bilmezmiş gibi görünüyor. Marmara Denizi'ndeki deniz salyası felaketinin sorumluluğunu iki yıldır görevde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza yıkmaya çalışıyor. Sorumlu mu arıyorsunuz? Saraylarınızdaki aynalara bakacaksınız. Daha dün Çorlu'da Çevre Bakanlığı'nın işlettiği derin deşarj sahili kapkara oldu. Jandarma resim çekilmesini engellemek için önlem aldı. Ne diyor Peygamber Efendimiz? İnsaf dinin yarısıdır. İslam'ın şartı beş ise altıncısı da haddini bilmektir. Ama bunlar kibre kapılıp güçten şımarıp insafı da yitirmiş. Ar damarları çatlamış. Oksijen yuvası kaz dağları siyanürle. Zümrüt yeşili cerat tepe dinamitle. Güzelim ikizlere iş makineleriyle yıkılıyorsa dünyanın göz bebeği salda gölü betonla sıvanıyorsa, güzelim Marmara denizimiz salyaya boğulduysa, e bunların tek sorumlusu var, o da Erdoğan şahsım hükümeti. Şimdi bu talan zihniyeti 25 yıl yönetip ihanet dedikleri İstanbul'a bir de öldürücü darbe vurmaya hazırlanıyor. Bunu da muhalefete çamur atarak saklamaya çalışıyorlar. Biz bu ihanetin sorumlularını da bu ihanete ortak olacakları da bir kez daha uyarıyoruz. Bizim iktidarımızda talan İstanbul'a tek kuruş çalışmayacak. Herkes bunu bilip hesabını ona göre yapsın. Değerli basın mensupları, ülkeyi 19 yıldır yönetenler aralarında kavgaya tutuştular. Tüm kirli işleri de ortaya dökülmeye başladı. Kavgalı evin reisi Erdoğan bunlarla kaybedecek zamanımız yok diyerek yine sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor. Ancak Erdoğan'ın etrafında ve AK Parti içinde hala aklı selim sesler de var. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek ortalıkta siyasetçilerin araçlarına, çantalar doğrusu dolusu para konulduğu iddiaları var iddia suç örgütü lideri olarak tanıtılan birine ait. Bunu görmezden gelebilir misiniz diye soruyor. Herhalde bu sorunun muhatabı belli. Bunu ilk görmesi gereken kişi Erdoğan'ın kendisi. Çünkü çantalarla para aldığı söylenen vekiller Erdoğan'ın kendi partisinden. Ama Erdoğan bu skandala sessiz. Ne demişler? Sükut, ikrardan gelir. Erdoğan çantalarla para aldığı söylenen MKK üyesine hiçbir şey diyemiyor. Çünkü o MKK üyesi ben elçiyim diyerek Erdoğan'a mesajını veriyor. Yine Erdoğan'ın kendi atadığı İçişleri Bakanına da bir şey söyleyemiyor. Çünkü o bakan da Erdoğan'a ayar verip racon kesiyor. Yetmiyor, arkasında bir de Cumhur İttifakı'nın küçük ortağını alıyor. Kavgalı evin ailesi birbirlerine kumpaslar kuruyor. Şantaj yapıyor. Taht kavgası almış başını gitmiş. Evin reisi mefluç. Kıpırdayamıyor. Ama artık yargıda Türkiye Büyük Millet Meclisi de ortalığa saçılan pislikleri görmezden gelemez. İçişleri Bakanı görevi nedeniyle elde ettiği bir bilgiyi mafya ile başından 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini hala saklıyor. Savcılara suç duyurusunda bulunmuyor. Bunu soran meclis başkanına cevap vermeye tenezzül etmiyor. Başkanın bilgi istediği 27 Mayıs'tan bu yana 18 gün geçti. 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. Hala meclis başkanına verilmiş bir cevap yok. E bu nasıl bir keyfi yönetim anlayışıdır? Ne yargıyı ne de milli iradenin tecelligahı meclisi takmıyorlar. İçişleri Bakanlığın bu yaptığı alenen suçtur. Suça ortaklıktır. Yine kara para aklama suçundan yargılanan ve şaibeli bir şekilde yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili her gün ortalığa yeni bilgiler çıkıyor. Şu fotoğrafa bir bakar mısınız? Erdoğan ortada. Bir yanda yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz. Bir yanda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Mormon tarikatının üyesi olduğu söylenen ve bütün bu şirketlerin başındaki Jacob Kingston. Bu şahıs ABD hazinesini dolandırma suçunu itiraf etmiş. Türkiye'ye kaçarken de ABD'de tutuklanmış birisi. Bir tarafta da SBK Holding'in Türkiye yetkilisi var. Şimdi bu fotoğraftaki Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının kaldırılması için bir MASAK raporu veya yazısının olmadığını 9 Haziran tarihinde MASAK açıkladı. Bu durumda olmayan MASAK raporu üzerinden bunu gerekçe göstererek mahkeme tedbir kararını 6 Kasım 2020'de nasıl kaldırıldı? Bugün nasıl kaldırdı? Bugün Adalet Bakan Yardımcısı olan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir kararının ivedilikle kaldırılmasını neye istinaden talep etti? Hakimler ve Savcılar Kurulu bu şaibeli iş ve işlemler için ne yapmaktadır? Bu konularda hakimler ve savcılar kurulunda yürütülen bir inceleme var mıdır? Yurt dışına kaçan bu şahsın İçişleri Bakanlığına davet edildiği kaçmadan önce basında yazılıp çiziliyor. İçişleri Bakanlığı'ndaki bu görüşmelerin ardından ilgili şahsın hemen ertesi gün yurt dışına kaçtığı da biliniyor. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına nasıl kaçtı? Bu kaçışa kimler göz yumdu? Bunların mutlaka aydınlatılması gerekir. Mecliste de siyasete bulaşan bu ağır şaibeleri, şaibeleri kaldırabilmek, temizlemek için vakit geçirmeden bir araştırma komisyonu mutlaka kurulmalıdır. İçişleri Bakanı 10 bin dolar alan siyasetçiden başlayarak Tüm bu iddialarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hesap vermelidir. Soruşturmanın selameti bakımından da bundan önceki soruşturmalarda bakan soruşturmalarında olduğu gibi İçişleri Bakanı görevinden ayrılmalı veya ayrılmıyorsa da görevinden alınmalıdır. Bundan 2300 yıl önce Çinli bir filozofun dediği gibi eğer yoz siyasetçiler kendilerini güven ve kazanç içinde görüyorsa bu çöküşün başlangıcıdır. Türkiye yoz siyasetçiler için güven ve kazanç kapısı olamaz. Siyasetin arınması, temizlenmesi için yapılması gerekenler bellidir. Genel Başkanımız bunu ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde açıklamıştır. Bütün kurultay delegelerimiz de bu beyannameyi imzalamıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında siyasi ahlak yasasını çıkaracağız. Kamu ihale kanununda rekabet ve şeffaflığı yeniden sağlayacağız. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacağız. Ulusal Vergi Konseyi'ni ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonunu kuracağız. Başkanı da muhalefetten olacak. Siyaset kurumuna ve siyasetçiye güven duyulması için kararlı adımları atacağız. CHP iktidarında uçan, yüzen, yürüyen saraylardan başlayarak israf kapılarını birer birer kapatacağız. Bu sarayları, uçakları, araçları şeffaf ihalelerle satarak elde edilecek kaynakları aile destekleri sigortası eliyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarına eğitim destek bursu olarak dağıtacağız. Halktan alınanı halka geri vereceğiz. Siyasi arpalık uygulamalarına son vereceğiz. Emekli bakanların, milletvekillerinin kamuda ballı maaşlarla yönetim kurullarına doluşmasına mutlaka son vereceğiz. Kamuda ücret politikasını gözden geçireceğiz. Devlet memurlarımız ve üst düzey yöneticilerimiz hak ettikleri maaşı tabii ki alacak. Ancak devletin hakkını, hukukunu korumak için üstlendikleri yönetim kurullarındaki diğer görevlerde astronomik maaşlarla şirketlerin talan edilmesine son vereceğiz. Kamu görevlisi tek maaş alacak. Siyasi ahlak ve siyasi etik konularına değinmişken geçtiğimiz hafta Sayın Bahçeli grup konuşmasında dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla geciktirilmeden süratle çıkarılmasıdır diyerek bu konuda beklentisini kamuoyuyla paylaşmıştır. Ama Sayın Bahçeli dilek ve ümit paylaşmakla yetinme makamında değildir. Bu onun son olaylardaki sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Çünkü kendisi Erdoğan şahsı hükümetinin ittifak ortağıdır. Bu konuda bir kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi grubu derhal meclise sunmalıdır. İttifakın diğer ortağından da destek talep etmelidir. Muktedir olmak bunu gerektirir. Aksi boş kırdıdan ibarettir. Değerli basın mensupları, uluslararası para fonu dördüncü madde konsültasyonları çerçevesinde Türkiye'ye gelmiş, yetkililerle görüşmüş. Bu gelişmelerden sonra da bir rapor hazırlamış. Bu raporda geçtiğimiz günlerde açıklandı. Raporda Türkiye ekonomisini takip edenlerin bilmediği çok fazla bir şey yok. Biz aylardır 128 milyar dolar nerede diye sorduk, soruyoruz. Para fonu da net döviz rezervlerini arttıran ve azaltan işlemleri incelemiş. Net rezervlerin 2020'de 95 milyar dolar artması gerekirken 27 milyar dolar gerilediğini tespit etmiş. Yani 2020'de net rezervlerde toplam 122 milyar dolarlık bir kayıp kaçak tespit etmiş. E bunu da tüm dünyaya ilan etmiş. 128 milyar dolar nerede diye soran, diye soran afişlerimizi indirenler, nedense bu para fonunun bu tespitlerine itiraz etmemiş. Bu konuda hükümet yetkililerinin tek bir aksi beyanını bu yayınlanan raporda kayda geçtiğini görmedik. Hükümet bu eriyen rezerv meselesinde para fonuna iki çift laf edememiş. Rahmetli Erbakan hocanın dediği gibi sizi gidi IMF'ciler sizi eriyen rezervlere, düşen rezerv kalitesine, bunun ekonomide yaratacağı kırılganlıklara biz ve aklı başında ekonomistler zaten uzunca bir süredir dikkat çekiyorduk. Buharlaştırdığı 128 milyar doların hesabını vermeyen Erdoğan dün çıktı. Çin ile imzalanan 2,4 milyar dolarlık swap anlaşmasının 6 milyar dolara çıkarıldığını bunun Türkiye ekonomisi için bir sıçrama olduğunu söyledi. Güler misiniz ağlar mısınız? 128 milyar dolar rezervi yok yere erit, kasada Merkez Bankası'na ait tek bir sent kalmasın. Rezervler kısa vadeli emanet borçla makyajlansın. Rezervlerin kalitesi dibe vursun. Sonra da çık. Çin'den alınan emanet 6 milyar dolarla finanse ettiğin çakma rezervlere sıçrama de. Bunları millet artık yutmaz. Ne güzel demiş atalarımız. Can çıkar huy çıkmaz. El atına binerek çalım satmak bunların bildikleri tek marifet. Erdoğan memleketin döviz bilançosunun varlık tarafına sahip çıkmayı biliyor da bilançonun borç kısmını hep öksüz bırakıyor. 4 Haziran itibariyle resmi rezervlerimiz 93.8 milyar dolar. Vadesi bir yıl ve bir yıldan daha az olan swap dahil toplam döviz yükümlülüklerimiz ise 131,4 milyar dolar. 131 milyar 400 milyon dolar. Yani 4 Haziran itibariyle kasadaki döviz açığı 37 milyar 600 milyon dolar. Bunu ben demiyorum. Merkez Bankası uluslararası rezervler ve döviz likiditesi başlıklı bu tablo söylüyor. İşte bugün bu tablo yüzünden Türkiye dünyanın en yüksek 7. politika faizini veren ekonomi. Bu yüzden Türkiye'nin risk primi en yakın rakibinin iki katından fazla. Bu yüzden Türk lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer getiren ikinci para birimi. Bu yüzden hayat pahalılığı milleti inim inim inletiyor. Bunların sorumlusu öznesi belirsiz dış güçler değil. Bunların sorumlusu 128 milyar doları yok yere eriten faiz, sebep, enflasyon, sonuç diyerek akıl ve bilimle çarpışan, salgında doğrudan destek vermek yerine kredi musluklarını sonuna kadar açan, Türk lirasına güveni tamamen bitirip ülkeyi dolar müptelası yapan, öznesi Erdoğan olan iç güçlerdir. Şimdi o hale düştüler ki Çin'den alınan ilave 3,3 milyar 600 milyon doları yani emanet rezerve sıçrama diyerek seviniyorlar. Üretmeden tükettiren, kazanmadan harcattıran politikalarının sonu Eloğlu'nun himmetine muhtaç olmak. Söylüyoruz el atına binen teziner. Ama onlar benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diyorlar. Ülkeyi 19 yıl boyunca borca batırdıkları yetmedi. Salgında da destek yerine millete bol bol borç verdiler. Şimdi uluslararası para fonu 4. madde değerlendirme raporunda Meksika, Arnavutluk, Pakistan'la beraber gelirine oranla en az doğrudan destek veren ülkenin Türkiye olduğu söyleniyor. Yine Peru'nun ardından en fazla milletine borç veren ülkenin de Türkiye olduğunu, borca batıran ülkenin de Türkiye olduğu söyleniyor. İşte bu yanlış politika tercihi Türkiye ekonomisinde salgından önceki, önceki kırılganlıkları daha da arttırdı. IMF bunun altını çizmiş. Ihtiyaç sahiplerine en azından milli gelirin yüzde biri kadar ilave destek verin tavsiyesinde bulunmuş. Anlaşılan Hazine ve Maliye Bakanı son bu yıl doğrudan desteklerin payını yüzde üçe çıkaracağız derken, IMF'den de onay almış. Biz salgında esnafımıza desteği arttırın diyerek paket üstüne paket önerdik. Türkçe söyledik, dinlemediler. Milletimiz perişan oldu ama tavsiyeler İngilizce olunca, bir de Washington DC'den gelince hemen kabul etmişler. Erbakan Hoca'nın dediği gibi rahmetli sizi gidi IMF'ciler sizi. IMF'yi bırakın. Biraz da milletimizin tavsiyesine uyun. şunu söylemek istiyorum. Engelli vatandaşlarımız sizden atama bekliyor. Kamuda açık olan 8 bin engelli kadrosuna bu Ağustos'ta atama istiyorlar. Yurttaşlarımızın bu sesini duyun. Gereğini de yapın. Esnafımızın, çiftçimizin feryatlarını duymuyorsunuz. Çiftçimiz mazot, gübre, tohum, ilaç fiyatlarının altında eziliyor. Çiftçinin alın terini döktüğü ürünü tarlada para etmiyor. İki Trakya büyüklüğünde tarım alanı artık ekilmiyor. Çiftçi isyan edip ürününü sokağa dökerken millet yangın yerine dönen pazarda tezgaha yaklaşamıyor. Bereketli Amik Ovası'nda tarlalar icradan satılığa çıkmış. Bankalar çiftçinin boğazına yapışmış. Çiftçinin bankası Ziraat Bankası ise yandaşlara bol kepçeden para dağıtıyor ama aynı banka çiftçiden alacağına şahin kesiliyor. İzmir'de bir çiftçimiz. Biz bu kredileri alıp yemedik. Medya satın almadık. Biz aldığımız krediyi toprağımıza gömdük. Tohum aldık, ilaç aldık. Önce gidin 750 milyon doları tahsil edin. Sonra gelin çiftçiden para istemeye yüzünüz olsun diye isyan ediyor. Bunun sorumlusu kim? Öznesi belirsiz dış güçler mi? Yandaşına 750 milyon dolarlık krediyi açan hükümet kim? Kredinin geri dönüp dönmediğini milletten saklayan hükümet kim? Erdoğan şahsım hükümeti değil mi? Yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk da olur. Bu ucube rejimle beraber, sonra iki yılda ülkemizdeki yoksulların sayısı 3 milyon 232 bin kişi artarak 10 milyon 171 bin'e ulaştı. Yine bu güzelim ülkede yılın ilk beş ayında en az 150 vatandaşımız İktisadi sebeplerle maalesef canına kıydı. Arkadaşlarımız yerel gazetelerden bunları tek tek tespit etti. Ne diyor Mehmet Akif? Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu gelirdi adli ilahi sorar Ömerden onu. Bu ülkede yaşanan bunca felaketin, bunca yokluğun, bunca kaybedilen canın sorumlusu kim? Özdesi belirsiz dış güçler mi? Bu ülkede hükümet yok mu? Bunların sorumlusu bu ülkede her şeyin sorumlusu benim ben diye bağıran Erdoğan değil mi? Milletimiz Erdoğan şahsı hükümetine notunu vermiştir. Millet sandığı sabırsızlıkla beklemektedir. Cumhuriyetimizin ilk 100 yılında Cumhuriyet Halk Partisi devlet kurdu. Yeni bir ekonomiyi ve sanayiyi inşa etti. Çok partili demokrasiyi getirdi. Ülkemizi sosyal devlette tanıştırdı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ise Cumhuriyetimizi gerçek demokrasiyle taşlandıracağız. Artık devlet millete değil, millet devlete ve devleti yönetenlere hesap soracak. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizi en ağır krizlerden kısa sürede çıkarmasını bilmiş kadrolarıyla göreve hazır. Biz ülkemizi üç yeni dediğimiz yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar eliyle ayağa kaldıracağız. Biz hazırız. Milletimiz hazır. Artık vakit tamam. Seçim zamanıdır bu zaman. Milletten korkma, sandıktan kaçma Erdoğan. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. İlk soru Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Soru şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2008 yılında AK Parti'yi açılan kapatma davasındaki iddianame için savcı görevini yaptı demişti. HDP'ye açılan kapatma davası için ise demokrasinin savunulması gereken bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız ifadelerinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri iki farklı açıklama olarak değerlendiriliyor. Sizin bu konu ilişkin yorumunuz nedir? Genel başkanımızın da partimizin de görüşleri bu konudaki görüşleri çok nettir. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partileri millet açar, millet kapatır. Efendim ATV tarafından yönlendirilen iki soru var. İlk soruları şöyle. Millet İttifakı'nda adaylık tartışmasında son durum nedir? Ortak aday belirlendi mi? Seçim tarihi belirlendi mi ki aday konuşulmaya başlasın? Günü vakti geldiğinde, saati geldiğinde bunlar açıklanır. ATV'nin diğer sorusu da şöyle. Selahattin Demirtaş son yaptığı açıklamada Millet İttifakı'na kimsenin paydası olmayız diyerek rest çekti. Sizin bu açıklama ilişkin değerlendirmeniz var mı? Millet İttifakı ve onun ortaklarının kimler olduğu kamuoyu tarafından gayet iyi bilinmektedir. Ama anlaşılan Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nda bir çatlak yaratabilir miyiz diye bu ittifaka dahil olmayan partilerin açıklamalarını yandaş medyaları aracılığıyla gündeme getirip bize yorumlatmak istemektedirler. Herkes müsterih olsun. Millet İttifakı kapalı kapılar ardında iş tutmaz ne yaptığımız her zaman kamuoyunun gözü önünde olacaktır. Biz demokrasiden yana vatandaşlarımızın hiçbir parti ayrımı yapmadan bu ucube tek adam rejiminden kurtulmak için verecekleri oylara talibiz. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru oldu. Soru şöyle. Erdoğan ve Biden önemli bir görüşme yapacak. En kritik başlıklar S-400, F-35, YPG ve PKK olacak. Yani terör örgütleri ve güvenlik. Ama bir de çok önemli bir başka e, başlık var. O da Türk askerinin Taliban tehdidine rağmen Afganistan Kabil Havaalanı'nda konuşlandırılması. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Erdoğan şahsı hükümeti Afganistan'daki Kabil Havalimanı'na Kabil Havalimanı'na asker göndermeye neden talip olduğunu kamuoyuna açıklamalıdır. Kimsenin elinde tutmak istemediği bu yakar topa Türkiye neden atlamaktadır? Asıl sebep bellidir. Biden tarafından dışlanmadıklarını göstermek için onun Afganistan'daki jandarma jandarması olmaya talip olmuşlardır. Taliban Türkiye'nin Kabil Hava, Hava Limanı'na asker göndermesini kabul etmeyeceğini söylüyor. 12 Eylül'den itibaren Afganistan'da kalacak her askeri işgal, her askeri işgalci kabul edeceğini ifade ediyor. Bu Mehmetçiğimizin mevcut tezkerede tanımlanan Afgan Milli Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine eğitim ve danışmanlık sağlama görevinin ötesine geçen bir görevi gerektirmektedir. Evlatlarımızın canı hükümetin siyasi oyun planından çok daha önemlidir. Erdoğan ve Biden'ın Mehmetçiğimizin canı üzerinden pazarlık masası kurmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Evet, buyurun. Efendim, Millet Haber ajansından ne olacağı ilişki? Efendim, peki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, tek ortak aday aslında söz konusu Millet İttifakı için. Yani kulislerde bu haber konuşuluyor. E, bu konuda bilgi almamız mümkün mü? Biraz önce o soruya cevap verdim. Söyledim. Daha henüz seçim tarihi belli oldu mu ki? buralara geldi iş. Teşekkür evet, teşekkür ediyorum.